Herkese tekrardan merhabalar. Peynir toplarımız çok güzel kokuyor. Ye beni Nursel, ye beni Nursel diye kokuyorlar. Hakikaten çok merak ediyorum. Şefimize bakayım göz ucuyla. Ne güzel tarifler yapıyoruz ya. Bayağı güzel bir tarif, onu önce söyleyeyim. İyi yapılırsa. Bir tık kızarmasında sorun var. Yani böyle yağ çekmiş, yumuşamış, böyle çıtır çıtır bence olmalı bu. İçinde de hamurluk var. Ama lezzetli. Çok güzel bir tarif gerçekten. Çok yumuşak ama. Çok fazla yumuşak. Çok kötü diyemem ama aradığım şey bu değil, onu biliyorum. İkinci tabak. Hepsini bir oturuşta yiyebilirim. Çok güzel çıtırdatmış, pişirme derecesi çok güzel, toplarının boyutları çok güzel. İçinin lezzeti şahane, mükemmel bir tabak yapmış ve ne kadar güzel yuvarlamış. Çok güzel. Üf, ağzımda kalan lezzeti tarif edemem. Canınız çektiyse de çok kolay yapın. Üçüncü tabağım. Toplarının boyutları çok şekilsiz ama şu ana kadar yediklerimin arasında en güzel çıtırdayan bu. Hatta bir tık fazla bile çıtırdamış olabilir de ben çok severim öyle. Ama bu kadar çıtırdatılmaması gerekiyor. İç harcı lezzetli. Çok çıtır ve toplarının boyutu dışında çok da kusurlu değil. Çok güzel tabaklar var bugün. Son tabağım. Ben susayım, gözlerim konuşsun. Çok ön yargılı başladım. Renginden dolayı yani, ah dedim yakmış. Çok lezzetli bir tabak. En beğendiğim kadar lezzetli bir tabak. Bu kadar yakmasaydı da peşin peşin söyleyeyim, 5'i alabilecek bir tabak. Toplarının boyutları, içinin lezzeti. Tek kusuru azıcık fazla tutmuş. Ama yağ falan da çektirmemiş. Çok beğendim. Puan dağıtıyorum. Sıkı durun. Dördüncü tabak, 5'i kaçıran tabak, bu kadar güzel yapıp da çok fazla pişiren tabak 4 puan alıyor. Üçüncü tabak çok lezzetliydi. O da kusurlarından dolayı 3 puan alıyor. İkinci tabak yıldızlı 5 puan alıyor. Bir tane 1 vermek gerekiyor, o bile birlik değil. O da birinci tabak 1 puan. Hadi bakalım. Kayınvalideler bugün yandı. Böyle tabaklar olunca çok zorlanıyorlar. Dördü de birbirinden güzel. Böyle küçük kusurları var. Mesela bir verdiğim hamur olmuş içi. O bir kusur. Hadi bakalım. 3 puan, haftanın da tam ortası. Kim almış? 3 puanın sahibi gelinim. Esra. Aferin kız Esra. Bak vallahi bugün en iyi tabağım çıkarmış. Azıcık şekline, şemaline dikkat etseymiş. Bir tık daha kızartsaymış. Olurmuş bu iş ama olmamış. Burada da fazla kızartarak 5'i kaçıran bir tabak var. Acaba sahibi kim? 4 puanı kapan gelinim. Melike. Vay 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 vay. Bakalım Tuğba mı, Elif mi günün yıldızı olmuş? Günün yıldızı bakalım hangi gelinimiz olmuş? Açıyorum ve açtım. Elif olmuş. Tuğbacığım, şekil şemal, biraz iç harç sıkıntıları olsa da bakalım kayınvalideler neler yapacak? Şahane bir tarif. Vallahi yazın bir köşeye. Kendine güvenen gelinler, hodri meydan. Yemek dersi verilir. Müracaat. Neymiş? Benim gelinim şampiyon değil, şampuan bile olamazmış. Ben şampiyonum. Bu altınları sadece en iyiler.
şeyler kazanacak. Baksana nasıl güzel. Başvurun, bu altınları siz kazanın. Sen de başvur, yüzlerce çeyreği, onlarca altın bileziği sen kazan.